Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, denemeden 5 soru kalmıştı. Ona bakalım. Daha sonra birkaç tane daha soru çözüp bitireceğim. Denemeyi bitirmek için özellikle açtım. Zaman kaybetmeden arkadaşlar. Evet, kaydettim. Onlar şu an hikayede var. YouTube kanalında var hocam. Evet, dediğim gibi zaman kaybetmeden hemen başlıyorum arkadaşlar. 5 tane soru kalmıştı denemeden. Onlara bakıyorum. Denemeyi kaçıran arkadaşlar varsa diğer kısımda onları şu an hikayeden dinleyebilir ya da YouTube kanalından izleyebilir. Evet, hayvancılıkla ilgili bir soru ki hayvancılık verileri de açıklandı biliyorsunuz arkadaşlar. Ki ben de paylaştım, şu an profilde var. Eşleştirirsek bu hayvancılık türlerini bir Diyarbakır ve çevresinde özellikle ipek böcekçiliği dikkate alınabiliyor. İki İç Anadolu kıl tiftik keçisi teke ve taşeli kısmında dikkate aldığımızda kıl keçisi vardı. Tabii bunu karıştırmamak için şunu biz söylüyorduk ya da daha önceki kodlamalarımızda yapmıştık. İçinde İ harfi olan İç Anadolu'da, kıl keçisi ise daha çok Akdeniz'de karşımıza çıkıyor. Büyükbaş olarak mera hayvancılık çayırlara bağlı olarak Erzurum, Kars. Tabii mera hayvancılığı dediği için Erzurum, Kars'ı aldım. Arıcılık faaliyetleri daha çok bitki örtüsünün çeşitli olduğu alanlardadır arkadaşlar. Konya'da yapılmaz demiyorum ama arıcılığın çok fazla geliştiği bir yer olarak bitki örtüsünün cılız olduğu Tuz Gölü ve çevresi, Güneydoğu Anadolu'nun güney kısımlarını almıyoruz. O yüzden doğru cevabımız bu oldu. 5 balıkçılık, Türkiye'de Doğu Karadeniz balıkçılığın en fazla yapıldığı alan olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, net geliyorsa ses, görüntüde bir sorun yoksa, soru için herhangi bir soracağınız bir nokta yoksa diğer soruya geçelim. Bu arada hayvancılık verileri açıklandı dedim. Değişenlerden biri kümes hayvancılığı. Geçen yıl Bolu'ydu, bu yıl Manisa oldu. Diğerleri 2016 verileriyle aynı değerleri taşıyor. Birincilikler aynı. Onu da hatırlatmış olayım bu arada. Evet, birkaç arkadaş yaşıyor. Tekrar girerse daha iyi olur arkadaşlar. Yayından çıkıp tekrar girerse daha iyi olacaktır. YouTube'da Hüseyin Ulutaş hocam. YouTube'da Hüseyin Ulutaş diye girerseniz çıkıyor. Evet, diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Aşağıda verilen tarım alanlarının hangisinde sulama olanakları son yıllarda daha belirgin bir şekilde artmıştır? Şimdi son yıllarda dediği için bunlar arasında mesela Gediz zaten sulama vardı. Çarşamba Ovası sulamaya zaten çok gerek duyulmuyor. Ergene Ovası geçmişten bugüne kadar sulama yapılıyor. Çukurova geçmişten bugüne sulama yapılıyor. Ama Konya Ovası son yıllarda sulamanın geliştiği bir alan olmuştur. Neden dolayı? KOP'tan dolayı. Konya Ovası Projesi ya da Konya Ovaları Projesi şeklinde geçer. Yeni uygulamaya geçmiş projelerden birisidir. Ama baktığımızda kökeni, tarihi en eskiye dayanan projedir aslında. Ama yeni uygulanmakta olan projelere geçmiştir. O yüzden Konya Ovaları Projesi dikkate alınırsa Konya Ovası son yıllarda sulama olanaklarının daha belirli bir şekilde arttığı kısım olacaktır. Ki daha önceki dönemlerde biliyorsunuz GAP'la birlikte de bu sulama imkanları artmıştı. Onun benzeri bir projedir. İç Anadolu'da özellikle Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, daha sonradan buna 4 il daha eklenmişti biliyorsunuz. 8 il olmuştu. Onu daha çok çıkarsa projelerle ilgili sorularda değerlendiririz ilerleyen yayınlarımızda. Evet, diğer sorumuz Türkiye'deki sanayileşme ile ilgili bir soru. Sanayinin gelişimi ve özellikleriyle ilgili bir soru. Hangisi yanlıştır diyor. Burada size bir yorum hakkı tanıyalım. Sorumuza ne dersiniz?
Evet, geneli herhalde B şeklinde düşünüyor arkadaşlar. Evet, enerji üretim merkezleri sanayi kuruluşlarına yakın olmak zorunda değildir. Her enerji santralinin yakınında işte sanayi kurulacak ya da sanayi hep bunların yanında olacak diye bir şey yok. Çünkü enerji iletim hatlarıyla bir yerden başka bir yere bu elektriği taşıyabiliyorsunuz. Hani böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer soruya geçiyorum. Diğer soru biraz bilgi sorusu arkadaşlar. Belki bu bilgiye sahip olan arkadaşlar olabilir. Tabii bu 2023 turizm eylem planı içerisinde, turizm stratejisi içerisinde geçen bir noktaydı. Yine onu da size soruyorum. Hitit Turizm Gelişim Bölgesi dikkate alınırsa iki ili kapsıyor. Bilgi sorusu arkadaşlar. Turizm sorularını çözerken bu tarz sorular gelirse yine bunlara da bakarız. Evet, bilgi sorusu olduğu için bilen arkadaşlar çıkıyor. Tabii bir de Hitit tarihten belki çağrışım yapabilir. Hitit dediğimiz medeniyet. Evet, Çorum Hititler için önemli bir alan biliyorsunuz. Yanına da bir Yozgat'ı koyarsak doğru cevabın B olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bilgi sorusu arkadaşlar. Bu tür sorularda biraz ezber yapmak gerekiyor açıkçası. O şekilde Çorum ve Yozgat iki ili kapsıyor. Hitit Kültür Turizm Gelişim Bölgesi. Evet, diğer soruyu ben çözüyorum. Yorumları kapatıyorum. Türkiye haritasında numaralandırılmış alanlar arasında hangisinde demir ulaşımı bulunur? Şimdi Marmara bölgesinde arkadaşlar, Çanakkale'de demir yolu ulaşımı yok. Bunun dışında Bursa'da yok ama yakın dönemde olacak arkadaşlar. Yalova kısmını dikkate almıyoruz. Ege'de sadece Muğla'da demir yolu ulaşımı yok. Akdeniz'de özellikle Teketaşeli'nin olduğu yerlerde yok ki Antalya ilinde demir yolu ulaşımı yoktur. Teket ve Taşeli'nin olduğu kısımlarda da demir yolu yoktur şeklinde alıyorsunuz. Ama Adana'da demir yolu ulaşımı var arkadaşlar. Adana'yı demir yolu ulaşımı olarak dikkate alıyoruz. Ki dediğim gibi Marmara bölgesinde olmayan yerler Bursa yakın dönemde olabilecek bir kısımda. 3 numaralı Menteşe, 4 numaralı Antalya ve Teke Taşeli gibi alanlar 4, 5 numaralı Taşeli'de bulunuyor. Bu alanlarda demir yolu bağlantısı yok ama Adana'da demir yolu bağlantısını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız 2. Evet, burada sorusu olan var mı? Evet, sorusu olan yoksa arkadaşlar birkaç soru daha çözeyim. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Yoksa soru çözümüne devam ediyorum arkadaşlar. Evet, iklimle ilgili biraz soru çözeceğiz. İklim konusuna geçiyorum. Evet, yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Merhaba yeni gelen arkadaşlar için de. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye'nin mutlak konumunun iklim üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir? Mutlak konumunun iklim üzerine etkisine örnek gösterilebilir. Şimdi 4 mevsim belirgin diyorsa arkadaşlar bu matematik konum. Ama aynı anda farklı mevsim, aynı anda 4 mevsim özellikleri diyorsa bu özel konumla alakalıdır. Çoğunlukla batıdan sokulan hava kütlerinin etkisinde kalması. Şimdi çoğunlukla batıdan sokulan hava kütleleri batı rüzgarlarını çağrıştırabilir ya da batı rüzgarlarının etkisi dikkate alınabilir. O yüzden burada batı rüzgarları olunca biraz orta kuşak kısmı düşünülebilir. Doğuda kar yağışlarının fazla olması yükseltilir. Bu özel
konumla alakalı bir durumdur. Ki şöyle bir genelleme yapayım. Yağışın dağılışı arkadaşlar. Yani fazla yağış, az yağış alan yerler olsun, yamaç yağışı olsun, konveksiyonel yağışlar olsun. Bunlar hep özel konumla alakalıdır. Sadece cephesel yağışlar ya da cephesel yağış kelimesi geçiyorsa o alanlar matematik konumla ya da matematik konumdan dolayı açıklanabilecek bir özelliktir. Yamaç yağışları yine özel konumla açıklanır. Dediğim gibi B'de geçen özellikle batı rüzgarları ya da batıdan gelen hava kütlerinin oluşturduğu rüzgarlar kısmında da düşünülebilir. Tabi biraz dolaylı almış bu kısımda. O yüzden doğru cevabın B olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer sorumuzda Türkiye ikliminin genel özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor yine arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. Kurak ve yarı kurak iklim yaygın. Yani buradan kastettiği ne olabilir kurak yarı kurak iklimden? Karasal iklimleri daha fazla alanda görüyoruz. Kısa mesafelerde iklim engebeden dolayı, kısa mesafedeki yükselti farklılıklarından dolayı değişiyor. Kıyı kesimlerde kar yağışı ve don olayları görülmemesi demiş. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de kıyılarda nadir de olsa biz don olaylarını görebiliyoruz. Ki nadir de olsa kar yağışlarını görebiliyoruz. İşte Adana'ya zaman zaman mesela haberlere çıkıyor. Kar yağdı şeklinde bir haber veriyor. Tabii böyle olunca görülmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Yaz yağışlarının görüldüğü alanların bulunması var. Erzurum, Kars çevresini görüyoruz mesela. Yine Karadeniz'de özellikle gördüğümüz alanlar var. Mevsim normallerinin dışında sıcaklıklar yaşanabilir. Mesela bazen çıkıyor haberlerde hava durumunu sunarken. Diyor ki Türkiye'de sıcaklıklar işte mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Örneğin bu yıl özellikle kış ayında biz bunu çok net bir şekilde gördük. Evet, bu iki soruda sorusu olan var mı arkadaşlar? Bu iki soru için sorusu olan varsa alabilirim. Yoksa devam ediyorum. Evet, yok herhalde. Varsa da ekstra olarak yine sorabilirsiniz. Daha sonra zaten müsait olduğumuzda cevaplıyoruz. Ya da cevap vermeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu biliyoruz. Buna rağmen ülkenin önemli bir kesiminde kurak ve yarı kurak, az önce bahsettiğimiz karasal iklim şartlarından burada yine bahsetmiş. Haritada numaralı yerlerin hangisinde bu genelleme genel iklime göre farklılık gösterir? Tabii burada baktığımızda özellik olarak dikkate aldığımızda neyi sormuş ya da neyi bizim dikkate almamız gerekiyor. Şimdi baktığımızda örnek olarak üç tarafı denizlerle çevrili olan bir alanda kurak yarı kurak iklime hakim olmaması ya da görülmemesi şeklinde dikkate almış. Mesela Ergene kısmında karasal iklim şartlarını biz görüyoruz. İşte İç Anadolu'da karasal iklim şartlarını görüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da karasallık etkisini görüyoruz özellik olarak. Ki burada 2 ile 3 arasında bir genelleme ya da kıyaslama yapacağız. Şimdi 2 mi 3 mü dediğimde özellikle 3'te biliyorsunuz yağışlı iklim şartları var. Kurak bir iklim şartı söz konusu değil. Ama Ege'de işte dağların kıyıya dik uzanışından dolayı belki daha az yağış alması ya da yazların daha sıcak ve kurak bir şekilde geçmesi burada dikkate alınabilir. O yüzden daha net bir şekilde düşünürsek 3 numaralı alanda kurak, yarı kurak bir özelliğin görülmediğini dikkate alabiliriz. Evet, burada sorusu olan var mı arkadaşlar? Bu soruyla ilgili herhangi bir sıkıntımız var mı? Evet, bu arada çalışmalar iyi gidiyor herhalde arkadaşlar. Çalışmalar nasıl gidiyor, iyi mi? Bunu soralım biraz. Coğrafyayla aramız nasıl?
Evet, bunu niye 2 değil? Dağlar kıyıya dik uzandığı için 3 ile kıyasladığımda 2 numaralı da yaz kuraklığı daha belirgin. Tabii yağışın azlığı etkili olabilir. Evet. Şu soruyu da size soralım arkadaşlar. Madenlerle ilgili oyun paylaştık hocam. Ona bir bakarsanız daha iyi olur. Yok hocam, bunlar PGM yaprak testleri, dershanede kullandığımız. Evet, bu soruyu size sorduk. Farklı bir soru arkadaşlar. Hocam, yayın kısmında önerilerimiz DM'den atarsanız daha iyi olur. DM'den cevap verebilirim. Evet. Hemen ben bakıyorum arkadaşlar soruya. Çevrelerine göre alçakta kalan kapalı çukur. Burası önemli. Zaten bu tür sorularda buna dikkat edeceksiniz. Çevrelerine göre alçakta kalan kapalı çukur ya da çanaklarda kış mevsiminde özellikle bir sıcaklık tersellemesini görüyoruz. Iğdır çevresine göre çukur bir alandır. Malatya çevresine göre çukur bir alanda kalır ki şurada bahsedilen özellikle kış mevsiminde bu durum yaşanabilir. Erzincan yine çevresine göre çukurda kalan alanlardan birisi oluyor. Ama Edirne'yi biz çevresine göre çukurda olan bir alan kısmında değerlendiremiyoruz. Düz bir alan, çevresinde işte dağlık, yüksek alanları göremiyoruz. Bu şekilde bir havanın çökme durumunu göreceğimiz. O yüzden de daha düz yerler ve alçak yerler, ama dediğim gibi çevresine göre çukur olmayan alanlar şeklinde düşünürseniz sizin için daha iyi bir değerlendirme olacaktır. Dediğim gibi buradaki püf nokta arkadaşlar, çevresine göre çukurda kalan alanlar dikkate alınmalıdır. Evet, farklı bir soru, zor bir soru diyebiliriz bunun için. Ki siz bundan sonra bu şekilde yorum yapın. Ne dedik bakın, çevresine göre alçakta bulunan ve özellikle kış mevsiminde bu çukurda kalan alanlarda sıcaklık biraz daha yüksek oluyor. Normalde yükseldikçe sıcaklık azalması gerekirken bu tür alanlarda bir artış görülebiliyor arkadaşlar. Ve biz bu şekilde dikkate aldık. Evet, bu mantığı soruyu okursanız zaten yine ne dedim, ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Başka bir soru sorayım. Bolu yüksek ama yine çevresine göre çukurda kalan alanlar var o kısımda. Ovanın olduğu yer mesela, Bolu Ovası'nın olduğu kısmı düşünün. Dağlık kısımlar var. Bolu'nun bulunduğu yeri bilen arkadaşlar varsa. Ve ova kısmı çukurda kalıyor. Evet, diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Az önce çözdüğümüz bir soru vardı. Onunla aynı özelliklere sahip. Onları o yüzden tekrar hatırlatmayacağım özellik olarak. Çevresine göre çukurda olması arkadaşlar mantık. Yani çevresine göre çukurda. Bakın, alçak bir yer ya da deniz seviyesinde bir yer arıyoruz demedim. Çevresi dağlık bir alan olacak. Çukurda kalan bir alan görüyorsak bunu görebiliyoruz ya da sıcaklık tersellemesini görebiliyoruz. Evet, Türkiye'de yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık haritası. Ne demiştik? İndirgenmiş kelimesini, gerçek kelimesini siz soru kökünde genelde görmüyorsunuz. Sizin bunu okuyacağınız yer haritanın üzerindeki o açık yazılı kısım oluyordu. Sıcaklık ortalamalarının kuzeydoğuya doğru azalmasında yükselti etkilidir. İndirgenmiş haritalar deniz seviyesine uyarlandığı için yükseltinin etkisi dikkate alınmaz. Bakın, burada okuyarak bunu bulduk. Yoksa soru kökünü okuyan arkadaşlar burayı okumuyorsa bu tür sorularda hata yapabilir.
Tüm kıyılarda sıcaklık ortalamaları 15 dereceden fazladır. Şimdi Akdeniz'e bakıyoruz 19. Buraya bakıyoruz 18. Buraya bakıyoruz 15 ama buraya bakıyoruz 14 dereceden daha az sıcaklıkları gördük. O yüzden 15 dereceden fazla olamaz. Ege kıyılarında sıcaklıklar 15 ile 19 derece arasında değişir. Şimdi Ege kıyıları nereden başlıyor? Özellikle İzmir'in kuzey kısmında bulunan Edremit Körfezi'nin olduğu kısımdan itibaren başlıyor. Ki 15 derece ile başladık. Kaç dereceye kadar geldik bakın arkadaşlar? 19 dereceye kadar geldik. 15 ile 19 arasında bir sıcaklık gördük. O zaman doğru cevabı bulduk. Deniz kıyılarında en yüksek sıcaklığa sahip alanlar şeklinde söylemiş. Ama bakın Güneydoğu Anadolu'nun iç kısımlarında denize kıyısı olmamasına rağmen 20-21 derecelik hatta daha yüksek sıcaklıkları görebiliyoruz. 19 dereceye sahip alanlar sadece Akdeniz kıyılarındadır demiş. Yanlış. Çünkü az önce söylediğim gibi Güneydoğu Anadolu'da yine 20-21 derecelik sıcaklıkları görmek mümkündür. Evet, bu soruda takıldığınız bir yer var mı arkadaşlar? Bu soru için sıkıntı yaşayan arkadaşlar var mı? Dediğim gibi birkaç soru çözdüm. Bu ikinci soru oldu hatta. Daha da gelebilir bu tür örnek sorular. Ki burada nelere dikkat edeceğimizi birinci soruda da söylemiştim. İzlemeyen varsa o yayınları da hikayeden izleyebilir, YouTube'dan izleyebilir. Yani birkaç soru çözünce arkadaşlar oturacak. Yani sadece belki birkaç soruyu dinleyerek siz de birkaç soru çözdüğünüzde bu tür sorularda artık sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü hani bazı yerleri görmek için birkaç bilgiyi bilmek gerekiyor. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Bunu size soruyorum arkadaşlar. Şu an netleşecek herhalde. Evet. Şimdi arkadaşlar konu konu derken ilk konudan başladık. Yani YouTube kanalıma bakarsanız ilk konudan itibaren paylaşımları görebilirsiniz. Konu konu gidiyoruz. Arada deneme çözüyoruz. Evet, Türkiye'de verilen ağaç türleri içerisinde en çok kızılçam bulunuyor. Şöyle bir bilgiyi de verelim arkadaşlar. Türkiye kızılçam varlığı bakımından dünyada birinci, yaygınlığı kısmında dikkate alırsak dünyada birinci sırada geliyor. Tabii bunun dışında baktığımızda meşe Türkiye'de çok yaygın olan türlerden birisi. Kızılçam ve meşeyi ne yapıyoruz? Önemli ve yayılış alanı en geniş olan türler arasında alıyoruz. En son ben bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Evet, karışıyor. Çok fazla ağaç türü var çünkü. Türkiye'de yaklaşık 12 bin tür bitki var. Türkiye'de en fazla bitki türü çeşitliliği olan bölgemiz Karadeniz. Ama endemik türleri sorarsa daha çok Akdeniz'i dikkate alıyoruz. Geniş yapraklılar var, iğne yapraklılar var, maki var, işte bozkır var. Tabii çok fazla olduğu için karışabilir. Evet, soru çözdük arkadaşlar. YouTube kanalında var. YouTube kanalında daha önce çözdüğümüz soruları görebilirsiniz. Oradan dinleyebilirsiniz. Evet, diğer soruya geçtim arkadaşlar. Bunu da size soruyorum. Çünkü siz bunları biliyorsunuz. Buyurun tabii. Evet, birçok kişi doğru cevap verdi. Doğru cevabın B olduğunu söyleyebiliriz. İç bölgelerdeki ormanlar tahrip edilirse bu alanlarda antropojen bozkırları görüyorsunuz.
iç bölgelerdeki ormanlar tahrip edilirse antropojen bozkırları görüyorsunuz. Yine paylaşırım hocam profilde. Az sonra hangisi olduğunu orada görebilirsiniz. Evet, son soru olsun dedik. Katılan arkadaşlara teşekkürler. Burada bitirmiş olalım. Yine bunu YouTube kanalına atarım arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Evet.